Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2020'nin yine çok önemli, güçlü bir haftasındayız. Hemen hafta başı meydana gelecek olan 30 Kasım'daki 8 derece ikizler burcundaki ay tutulması kuşkusuz tüm hafta için çok belirleyici etkiler getirecek. Hem kişisel hayatlarımızı hem toplumsal konularda belki de birkaç gün öncesinden bu tutulma etkilerini hissetmeye başladık. Evet, özellikle ay tutulmaları duygusal anlamda bizi daha fazla etkiler ve özel hayatımız ve yakınlarımızla ilgili konuları daha fazla öne çıkarır. Ve tutulmalar bir tamamlanma, bir sonlanma, hatta bir dönüşüm etkisi verir ve bize önemli farkındalıklar verir. Tutulma özellikle yaz döneminde başlamış olan bazı konu ve kavramları sonlandırabilir ya da bunlarla ilgili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Yakın çevreniz daha fazla gündeminizde olabilir tabii ki bu tutulma tesirleriyle. Akrabalarınız, sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler, belki komşular, onlarla ilgili konu ve kavramlarda netleşmelerin olması ya da sürüncemede kalan bazı konuların tamamlanması, belki de hani bir şekilde sizi şaşırtacak bazı gelişmelerin gündeme gelmesi de mümkün. Haber trafiği çok artabilir. Çok sayıda haber duymamız, iletişim içerisinde olmamız, konuşmamız, görüşmemiz, yazışmamız, hatta kısa uzun bazı seyahatlerin, gitmelerin, gelmelerin de olması mümkün bu dolunayın tesiriyle. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular, akademik konular, hukuksal konular, ticari oluşumlar, sosyal medya, internet gibi alanlarda yapılan her türlü etkileşimler tutulmayla beraber sizin için bir gündem oluşturabilir. Tutulmanın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Evet, hemen hafta başı artık Merkür Yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Güneş Yay burcunda 3. evinizde. 21 Aralık'a kadar Güneş ve Merkür Yay burcunda olacak. Bu da yılın bu döneminde sizi özellikle zihinsel anlamda çok hareketli hale getiriyor. Düşünce ve bilgi paylaşımı hızlanabilir. Her türlü eğitim veya hani kişisel gelişiminizle ilgili çalışmalarda destekler alabilirsiniz. Bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Fikir paylaşımları, konuşmalar, yazışmalar, belki bazı anlaşmalar, sözleşmeler bu dönemde ön planda olabilir. Bu hafta pazartesi ve salı ay yay burcunda ve çok hızlı, çok hareketli başlıyoruz haftaya. Çarşamba günü ay yengeç burcunda ilerlemeye devam edecek. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar gerek evinizde olsun, gerek hani iş alanınızda, kariyerinizde görev ve sorumlulukların bir yandan da ön planda olması ve sizin de çok belirleyici olmanız mümkün görünüyor. Biraz daha hani duygusallaşabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerin üzerinizdeki etkisi artarken aile ve anneniz belki çok gündeminizde olabilir. Ve toplum önünde de daha görünür, fark edilir bazı işlerle uğraşabilirsiniz. Cuma öğleden sonra ay aslanda olacak. Hafta sonu da ay aslanda. Bu sizin sosyalleşmeniz için fırsatlar verebilir. Zaten biraz eğlenmek isteyeceksiniz. Gezmek isteyeceksiniz. Bu da sizi sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirebilir. Hobilerinizle de ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle bir arada olabilir. Ya da çok romantik bazı fırsatlar yaratabilirsiniz kendinize. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.